Merhabalar, ben Atatürk Kan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Kuşadası'ndan başlayarak Efes Antik Kenti, Şirince, Tire ve İzmir'i keşfedeceğiz. Toplamda 6 gün sürecek bu maceramda her günü ayrı bir video olarak paylaşacağım. İlk bölümümüzde Kuşadası'ndayız. Bu güzel sahil ilçesinde başıma gelenleri ve burada neler keşfettiğimi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız gelin bu heyecan dolu yolculuğa birlikte çıkalım. İlk videomuz olan Kuşadası'ndan başıma gelenleri izleyelim. İyi seyirler. Evet, Kuşadası sokaklarından tekrardan merhaba. İkinci bölümün devamı. Gerçi sabah girişle yaptık değil mi? Hava şu an serin. Yüzümden anlamış olacağınız üzere gerçekten de mutlu başladım güne. İnşallah devamı da böyle gelir. Dün inanılmaz derecede başım ağrıyordu. Her yerde motosiklet var burada birazcık. Yani ekonomik şartlar mı diyelim yoksa buranın sokaklarından kaynaklı mı bilemiyorum ama herkeste yani hemen hemen her yerde motosiklet görebiliyorsunuz. Her 10 saniyede bir motosiklet görebilirsiniz yani. Mesela bazen araba otoparklarına falan bakıyorum böyle. İki araba varsa 10 tane motosiklet var. Güzel bir şey aslında motosiklet. Hem yakıt tasarrufu açısından hem böyle daha çabukluk açısından. Motosiklet kullanımı güzel. İnsanların motosikleti sevmesi de güzel. Ama tabii inşallah bu ekonomikten kaynaklı değildir. Severek kullanıyorlarsa motosiklet güzeldir. Ya her yerde motosiklet görebiliyoruz dediğim gibi tekrardan. Bir börekçi gördüm direkt köşede ama gidip yesem mi? Biraz dolaşalım, zamanımız bol zaten. Bir börek, poğaça, ne bileyim. Belki de serpme kahvaltı yaparız. Ama daha çok böyle börek, poğaça, gevrek. Yani burada simit demiyorlar, gevrek diyorlar. O tarz bir şeyler yiyeceğiz. Farklı aslında, sanki daha önce gelmişsin gibi Kuşadası'na. Ama bir de bakıyorsun, hiç görmediğin yerler böyle. Çoğu yer birbirine benzerken çoğu yer de çok farklı bir dünya yaşatıyor sana. Sokağı ikinci günden böyle anlatabilirim. Ben yemek yiyecek yer bulayım. Şarjımızı da bitirmeyelim. Günümüz uzun. Yemeğimizi yerken tekrardan kayda geçeriz. Börek simit yiyeceğiz diye yola çıktık hatırlarsanız. Ama ne diyorlar? Çarşıdaki hesap yok. Evdeki hesap çarşıya uymuyor hesabı. Yine dışarıya çıktık. Simit, poğaça, börek derken tosta devam ediyoruz. Tostumuz gelsin. Devam edelim. Birazcık da rahat edelim. Hatta ben niye ortaya oturduysam şöyle bir şeye geçelim. Normalde böyle şeylere eklemem ama mesela yemek beklerken Reels ve TikTok izlemeyi seviyorum. Ve o sırada da böyle animasyonlar izlemeyi çok seviyorum ben ya. Çok hoşuma gidiyor. Hem İngilizcemi pekiştiriyorum hem de böyle yani hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Hatta bu çok hoşuma gidiyor. Bak bir önceki izlediğim de buydu. Bu daha çok hoşuma gitti. Yani böyle hani derler ya küçük enişte falan olayı. Aynen öyle. Kafam gözüküyor bu arada telefon yansımasından. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Umarım telif yemem bunlardan ya. Bakışlara baksana. Çok şey değiller mi? Tatlı duruyorlar yani böyle. İnsanın hoşuna gidiyor. İzleyesi geliyor. Yani keşfedim full bunlarla dolu. Pasaportu getirmiş olsaydık belki şu an Yunan adalarındaydık. Gerçekten çok plansız bir şekilde yola çıktık ya. Şey açmışım TikTok sabahtan beri Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Ali Koç tartışmalarını izliyorum. Neyse. Yememiz geldi. Teşekkürler abi sağ olasın. Çayımız burada ve hamuru çok farklı olan tostumuz burada efendim. Şöyle açayım, şöyle göstereyim size. Çok iyi değil mi ya? Dur. Hemen heyecana gerek yok arkadaşlar. Yavaş yavaş yiyeceğiz. Kafama da güneş geldi ufaktan. Keşke buraya geçmeseydim. Şurada daha iyiydi de neyse. Evet. Şöyle bismillah diyoruz efendim. Gerçekten güzelmiş bu arada. Ekmeği falan yumuşak böyle. Biraz poğaçamsı gibi ama tostumsu poğaçamsı. Artık siz nasıl anlarsanız ketçap mayonez sıkayım biraz. Çıkmıyor. Yapacağım, başaracağım.
2000 years later. Sıkmıyorum abi, vazgeçtim. Hadi domatesim de düşmüştü, onu da geri içine koyayım bari. Buraya gel sen, sen de buraya gel. Sucuğumuzu da şöyle sıkıştırayım. Tekme dağıtmadan. Tekrardan böyle. Arkadan dökülmesin, iyi bir arkadan. Tostu yemeye devam ediyordum. Kedi geldi. Dedim ki al şuradan sana sucuk veriyorum. Yemedi. Ne yapacağız şimdi? Kim alacak o sucuğu? Bana bak bana. Bak kuyruğuna baksana şu. Aslan gibi kuyruk yapmışlar. Aslan. Siyah beyaz aslan mı oluyor? Bak bu yemedi. Diğer kedi aldı yiyor. Üsküdar çaycısı arkamda. Adını unutuyorum bu tarz yerlerin. Bir tost, bir çay. 195 lira verdim. Bence uygun. Yani bir de mekanın yerine göre bakacak olursak çok uygun. Çay suyu aldım 20 lira. Gerçekten çok uygun çıktı. Şaşırdım 20 lira deyince. En son 20 liraya ne aldığımı hatırlamıyorum. 20 liraya çünkü otobüse bile binemiyorsunuz. Gerçi burada 15 liraymış. Otobüs dolmuş, pardon, burada dolmuşlar. Manzara güzel ama tabii yer bulamadığımız için ortadayız. Hafiften de güneşimiz var. Böyle tekne. Birazcık dinleneyim, soluklanayım, gezmeye devam. Bayağı bir oturdum, zaman geçirdim. Saat şu an kaç? 10.38 geçiyor. Bakalım içeride ne çeşit balıklar var. Var bunlar. Dokunmayayım ya da şimdi üzerim kokmasın. Burası boş, buz sadece. Şu kardeş daha canlı mı? Az önce oynadı sanki. Şurada birisi oynadı. Bodrum'dan mı yürüyor? Bodrum yazmış hep. Kardeş Bodrum. Ha bu kadar. Balık pazarı da aslında şey gibi, baklava gibi paketi yapılıp götürürse alıp götürebilirsin. Ama maalesef ki paket yapamıyoruz. Birazcık daha yürüyeceğim. Güvercin adaya doğru ilerliyorum. Bugün bir güvercin adayı da gezelim gün içerisinde. Çünkü yolumuzun üstünde. Güvercin adayı gezecektim. Az önce Şeyda da aradı zaten. Dedi ki başım ağrıyor. Şu an hiçbir yeri gezemem. Senin için erken çıktım geldim falan fistan deyince şu an ben onun bulunduğu yere ben gidiyorum. O değil zaten, az önce oradaydım. Yürümeye çıktım. Aradı. Yani 5 dakika önce aramış olsa dediği yerdeydim. Güvercin adaya birazdan geleceğim ve gezeceğiz. Arkamda zaten. Biz şimdi planlama yapıyoruz. Ben Güvercin Adaya gidiyordum. Biliyorsunuz ki Şeyda aradı da beni yoldan geri çevirdi. Siz o anları izleyip de geldiniz buraya. O sıcağı yedim ya. Şu an benim yine enerjim gitti. Dünkü moda geçiyorum yine. Ama söz veriyorum 4'ten 5'ten sonra yine enerjik olacağım. Size sözüm söz yani. Dik burası. Mutlu Alısan. Mutlu Alısan'la oraya geldik otobüsle. Tabii otobüse ben biraz ne diyorlar bu yancılık sansür girdi, kamyon geçti. Aparata gerek yok. Yo, sürerken ben arkadan çekeceğim kendisini. Muavinlik yaptım otobüste gelirken Mutlu sağdan. Sonra geldik burada bir kafede bir çay, su, sürücü hocasıyla tanıştık. Hocamızla tanışalım. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ayşe Koyuncu. Teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Siz öğretmenlik yapıyorsunuz sanırım, sürücü kursu öğretmeni. Hocam siz? Ben de Ayşe'de. İyi hocam, hadi yolculuğa çıkalım. Şeyda şimdi bizi sağlam vardıracaksın değil mi? Evet. Hadi bakalım inşallah. Güveniyoruz, güveniyoruz. Hiç güvenmiyorum bu arada. Aracımıza bindik. 4 kişiyiz. Bindik. Ben komisyon başkanı. Arkada Ata komisyon. Nur hocam da ben. Hocam. Sen şimdi. Hadi bakalım. Ben direksiyona otur. Direksiyonumu oturttum da. Ayağım çarpıyor. Mı? Bir dakika. Tık geriye al. Önce vitesi boşalıyorduk. Ne olursa olsun. Ayağım frende ve debriyajda. Debriyaj tam basıyor. Artık motoru çalıştığından ayak frenine basıyor. Tamam. Şimdi senin yürümen için figüranların vardı. Neydi bunlar? Birincisi el frenin. İkincisi sol sinyalin. Evet. Hocam klima açık mı? Klimayı açtım hocam ben şimdi. Aç onu bir havlasın. Azıcık dedim şey yapsın, canlansın. Ben tam güneşe kaldım Nuri hocam. Ne?
altına aldık. En sevdiğim yer burası, Şahin Tepesi. Ayağımız gazı bıraktık, fren kontrolü iniyoruz. Böyle dağlık bir alandan sürekli iniyoruz. Sürekli ayağımız... Plaja geldik. Şeyda Hanım'ın hazırlanmasını bekliyoruz. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ha şöyle göstereyim. İlk bakış abisi, yengesi, kardeşi ve ya Şeyda abi. Ben. Vallahi Şeyda bizi bir yere getirdi. Greenwich. Sakin duruyor şu an. Herhalde tüm hali de böyle olabilir. Bilmiyorum. Karşıda küçük bir ada var. Yüzerek oraya gidebilir miyim diye bir çılgınlık yapabilir miyim? Yapmamam lazım. Biraz uzak duruyor. Şenzoklar 150 liraymış burada. Gelirseniz tabii siz ne zaman izlersiniz, ne zaman gelsiniz bilmiyorum. 2024 yılı Haziran ayında şu an 150 TL. Bu sene 150. Bu sene 150 evet. İleride ne olur bilemiyoruz. Şeyda bize bir açıklama yap. En son araba kullanıyordun. İnsanlar buraya geldi. Neredeyiz? Niye geldik? Neredeyiz? Greenwich'teyiz. De telefonumu bulamıyorum. Bir dakika bekleteceğim. En son Şeyda'yla şeydeydik. Sürücü kursundaydık. Şeyda ehliyet sınavından kaldı. Eğer sınav olsaydı gerçekten kalmıştı bu arada. Abisi, yengesi ve kardeşi de şu anda hızlı bir şekilde suya gidiyorlar. Suya girmeye. Atayı bekliyorum. Şeyda da beni bekliyor. Gel artık. Senin suçun. Hep unutturdun bana. Denizdeydik. Kafama güneş geçti. Bayılmışım. Hastaneye falan gittim. Sonra doktor bana gömleğini hediye etmiş. Yattığı yerde. Sonra doktor gömleğiyle şu an çıktık. Yemek yiyoruz efendim. Maydanoz dönerdeyiz. Gerçekten sizi unuttum. Ketçap mayonezi de sıktım. Gerçi sizin için çok bir şey değil. Bir saniyelik bir geçiş oldu değil mi? 6 saatlik benim serüvenimi izleyemediniz ve bir saniyede 6 saat sonrasına geldiniz. Çok güzel. Sahile çekmiş oldu. Sahile biraz çektim işte. Biz niye video çekmedik unuttuk. Yani tüm sorumlusu bu. Burada. Evet. Gözüm gözüme yani. Aynen. Aynen. Bak sorumlu uzakta. Şimdi bana birazdan parfüm alacak kendisi. Hediye. Ama sadece 29 günlük hediye. 29 gün bile değil. Bugün ayın kaçı? 25 günlük hediye. Tefeciyim arkadaşlar ben. Bir verip 2 alacak. 100 verip 200 alacak. Dönüz dönerden döner söyledik. Ne söylediğimizi ben de bilmiyorum. Ben geldiğimde Şeyda söylemişti. Çok açım. Motosiklet kazasına yemek yerken denk geldik. Çok şükür ki kimsede bir şey yok. Zaten hızlı hızlı Şeyda da bir yana ay diye bir bağırdı. Dedim ki tamam. Ben dedim 112'yi arayalım. Aratmadı bana. Bir şey yok, bir şey yok. Yani 112 şey dışında ay dedi ya, dedim tamam bu çocuk herhalde öldü bir şey oldu. Ses de kötü geldi çünkü ben arka tarafındaydım. Koşa koşa gittim baktım çocukta bir şey yok. Yani kötü bir şey de görmediğim için yemek yemeye devam ettim. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok efendim. Aynen. Yok abi bu benim koku değil ya. Hayır. Kolobür değil mi? Kolobür abi beklemen lazım bak. Tamam. Ne istiyorsan var. Sadece sen kalıcılığa bak yine git oradan al. David Walker var dedim. Sen beni buraya çevirdin. Nasıl oldu anlamadım. Hayır. Çünkü ben yine kokuyu uzattım sana. Evet abi. Kokuya bak dedi. Baktın mı? Evet güzel. Sen nerede yaşıyorsun normalde? Antep'ten geldim ben. Antep'te sizin Beşem'de, Meydan AB'de, Forum'da hepsinde vardı. Met Parfüm var mı? Şey Forum'da Met Parfüm var mı? Hepsini mi kırar? Yok gurbetçi değilim ya ben. Direkt Antep'in yerlisiyim. Tamam, Mehmet Erdoğan'ı tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Nasıl tanımıyorum? Abi. Sizin 4 dönem milletvekili de yaptı AK Parti'den. Ben inan Antep'te fazla şeyim yok. O zaman sen gurbetçisin diyorum yok gurbet diyorsun. Gurbet de diyebiliriz evet. Cahil diyoruz. Ya, cahil demiyorum gurbetçisin diyorum yok diyorum. Bunu diyorum yok diyorum. Bunu diyorum yok diyorum. Dizim, abi senin tanıdığına çok memnun oldum. İsim neydi abi? Hakan abi. Hakan abi. Antep'te çok iyi. Yani Antep'te Beşem'de evet. Falan. Forum'da da mağazamız var. Bir foruma ben gideceğim. Erdoğan abinin yanına. Erdoğan diyorsun. Eyvallah abi. Bu videoyu paylaşacağım. Abi Antep'lere de izleteceğim oraya gittiğimde. Eyvallah abi. Ben. Sen de abi. Lara, Lara. Fiyatlarından korktuğum için almadım bu arada. Yoksa güzeldi. Şimdi seni şey yapmak istemedim yani. Bir adam 500 lira. Oran artardı. Bana daha fazla verirdi. Yani sen kork. Ay, i̇yi ki de almamışız oğlum. 700'den şeye çıkardım. 1000 lira. Yine DP kapalıymış. Gitmem ki yarın alırım. Yarın seni engellediğim. O zaman yakalanmışken ya gidelim oradan alalım. Ama anlaşma 700'dür. Parfüm 700'se de 700'dür o zaman. Allah Allah. Katlamalı vermem. Varsa faizini veririm. Abi bizi dolandırıyor ya. Kapalı mı? Yok bura yörük. Hadi 5-6 santim de bana ver. Şeyde sokaklarda neden düz yürüyemiyoruz? Bir sağ bir sol falan böyle. Tamam ha, direkt satın alıyorum al kokla doya doya.
Deodorantımı ister misiniz? Bir alana bir bedava var. O da 140 lira. Sağ olun abi. Çünkü katlamalı bir şekilde ilerliyor. Ne alırsam iki katını ödemek zorundayım. Ben bilmiyorum. Dolandırıldın, hayırlı uğurlu olsun. Yazıklar olsun. Ağlayacağım. Ama onaylandı. Abi üstüme de sıkayım açıkladım. Teşekkür ederim, sağ olun. Acelemiz var. Şu anda Marina'ya doğru gidiyoruz. Ana caddeye çıkmak üzere. Bu caddeye ne diyorlar bu arada? Marina Caddesi. Ben Marina Caddesi demek istedim. Sen nasıl istersen öyle de. Burayı zaten Kuşadası değil, Aydın diyorsun. Bir de şey, gazozumu içerken bir görüntü vereyim size. Nerede yapıyorsun? Muhtemelen otelin içinde ya da önünde. Bye bye.